Merhaba sevgili izleyiciler. Neyi anlatsak neyi anlatsak sarı kantaronu anlatalım dedik. Bitkilerin isimleri ne kadar güzel değil mi Adnan tabii, Bey? Sarı kantaron. Özellikle kendilerine göre isim verilmiş. Evet. Adnan Kurtuluş bu arada yanımızda 40 yıllık aktar kendisi. Bugün 40. yılını kutluyor. Evet, kutlu olsun. Evet, 40 yılı teşekkür ederim. Nice senelere i̇nşallah, bitkilerle birlikte. İnşallah. Sağlıkla şifayla. Amin. Sarı kantaron var elimizde. Çayın evet. Faydalarını anlatacağız ama sarı kantaronun bitkisi bir de neyi var? Yağı var. Önce bakalım neyden bahsedelim sarı kantaronun? Şimdi sarı kantaronu 3 dakika demleyip kaynatırsak midedeki asidi, midedeki yarayı, reflüyü tamamen yok etme özelliği var. Hı hı. Artı sabahları yağını aç karnına içersek. Yağını içeceğiz. Tabii yağını da aç karnına içersek. Ne kadar içeceğiz miktar? Mesela bir tatlı kaşığı günde tüketimi faydalı olur. Bir tatlı kaşığı yeterli oluyor, aç karnına alınıyor tabii. Aynı zamanda kantaron yağı acil yanıklarda, kesiklerde, normal yaralarda, ciltteki yaralarda ve önemli, çok önemli olan sedef hastalığında yardımcı bir üründür. Ciltte evet. Duştan sonra bütün vücuda, bütün sedef olan bölgelere kullanılabilir. Yanında çörek otu yağıyla beraber kullanılırsa bunun şeyi daha, faydaları daha fazla olur. Güzel bir antibakterilerdir tabii. Çünkü. Aynen yarı tedavici özelliği vardır. İçeriden mide yarısına, dışarıdan tüm vücuttaki yaralara, lekelere, sivilcelere. Harika. Anında kullanılırsa faydası olur. O zaman bir aktara geliyoruz ve sarı kantaron yağı alıyoruz. Cildimizde problemler varsa. Peki çayını ne için kullanalım? Çayını mide rahatsızlıklarında bilhassa, gaz problemlerinde aynı sefayla beraber kaynatılırsa daha da faydalı olur, daha fayda görürler kullanış kişiler. Evet. Evet Adnan Bey, sarı kantaron çayının bitkisinin faydaları konuşmakla anlatmakla bitmez değil mi? Bitmez. Sayfalara tabii, sığmaz sayfalara ama biz ne yaptık? Sığmaz. En böyle çarpıcı özelliklerini söyledik, aynen, anlattık. Aynen o şekilde. Elimizden geldiği kadar evet. Yardımcı olmaya çalıştık. Alabilirsiniz, kullanabilirsiniz. Tabii. Hoşçakalın.